Herkese selamlar, merhaba. Türk İslam Devletleri'ne başvuruz Bismillah diye. Bugün Karahanlılardan bahsedeceğiz ama ondan öncesinde bir Talas Savaşı hikayemiz var. Çin ile Abbas arasında yapılan ve bu savaş sonucunda Karlukların topluca İslamiyet'ine geçtiği savaşın adı neydi? Talas Savaşı'ydı arkadaşlar. 751 yılında yapıldı. Bu savaşın sonucunda Abbasların hoşgörüsüne etkilenen Karluklar topluca İslamiyet'e geçmiştir. Burası önemli nokta. Bazı kavramlar var. Semerkant şehirlerin şahı olarak geçer. Buhara İslam'ın Roma'sı olarak geçiyor ve Kaşgar'da ışıldayan İnci. Çok geçmiş yıllarda soruldu. Yine neden sorulmasın diyebiliriz. Mevali, Emevilerin Arap olmayan Müslümanları ikinci sınıf vatandaş görme politikasına biz mevali diyeceğiz arkadaşlar. Bu da aslında İslamiyet'te geç tanışmamızı sağlamıştır diyebiliriz olumsuz bir neden olarak. Şimdi Karlukların İslamiyet'i kabul etmesinin birkaç sebebi var. Biz Gök Tanrı'ya inanıyorduk önceden. Gök Tanrı'da da tek inanç vardı. İslamiyet'te de tek Allah inancı var. Aslında bir takım örtüşen şeyler var. O yüzden biz İslamiyet'i bu kadar çabuk kabul ettik diyebiliriz. Şimdi Karahanlılara başlayalım. Bir diğer adı Afrasiyap oğulları, İlikhanlılar arkadaşlar. 2024 KPSS lisansta soruldu arkadaşlar Karahanlılar. Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Kurucusu Bilge Gül Kadırhan'dır. Yöneticisi ve halkı tamamen Türklerden oluşmuştur arkadaşlar. Bu sebepten ötürü yaklaşık 400 yıllık bir hüküm sürmüşlerdir. Bunun bir kez daha Gaznelerde bahsedeceğim. Aradaki farkı anlayacaksınız bir sonraki videoda. Karahanlılar, Karluk, Yağma, Çil ve Tuhsi boylarından oluşmuşlardır. Bizzat bunu sordular arkadaşlar. Saltuk Burhan zamanında İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Tamgaç Burhan ilk Türk İslam medresesini yani Semerkant'ı inşa etmiştir arkadaşlar. Saltuk Burhan İslamiyet'i kabul edince kendisi ismini Abdülkerim olarak değiştirecek arkadaşlar. Bu da dipnot olarak aklımızda bulunması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bazı kavramlar var arkadaşlar. Bu arada Karahanlıların Dünya Tarihi Bursu Öğrencilik Sistemi'ni başlattığını ilk Türk İslam yazılı edebi eserlerini verdiğini de bilelim. Burada tabi Kutaklı Bilik adlı eserimiz var. Yusuf Asacık tarafından. Adalet, devlet, akıl, kanaat gibi kavramları var arkadaşlar. Tabgaç Burhan'a sunuluyor. Bunu zaten kültür medeniyet kısmında İlk Türk İslam Devletleri'ne daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Burada sadece görmüş olalım. Ribatlar var arkadaşlar. Ribat adı verilen kervansaraylar inşa etmişlerdir. Kervansaraylardan farkı hem güvenliği sağlıyor hem dini yayıyor. Gazilerin sığınak merkezi oluyor ve yol emniyeti için çok çok önemli oluyor arkadaşlar. Kutadgu Bilgi Yusuf Asacı Bayettir dedik. Burayla ilgili arkadaşlar Kutadgu Bilgi ile ilgili çıkmış bir sınav sorumuz var. Karahanlılar döneminde kaleme alınmış olup 4 karakter üzerinden adalet, iktidar, akıl ve akıbet kanaatle aynı şey olmak üzere başlıca 4 insani yetenek ile devlet yönetimine ilişkin ilkelerin anlatıldığı eser Karahanlıların Karahan Devleti'nde yaşamış olan Yusuf Asacib'in yazmış olduğu Kutadgu Bilgi adlı eserdir arkadaşlar. Diğer eserlerden kültür ve medeniyette bahsedeceğiz.